Tezgah Yaratısın, Ateşin Şarkısı, 4. Bölüm. Venedik, Savaştan Önce. Profesör Alberto Mazza, 200 yıl önce Cremona'da yapılmış olan aile yadigarı, sevgili kemanının yüzeyinde küçük bir çatlak fark ettiğinde, bunu ancak Venedik'in en iyi lütiyesi tamir eder deyip ilk fırsatta Bruno Todesco'nun Calle della Chiesa'daki atölyesinin yolunu tuttu. Bruno, heykeltıraş bıçağı ve marangoz rendesi yardımıyla çamı ve ekacı tek arşe darbesiyle canlanan enstrümanlara dönüştürmesiyle tanınırdı. Ölü ağaçtan ses çıkarmayı bilen bir adamdı o. Çıkanlar öyle sıradan sesler de değildi. Onun enstrümanları o kadar güzel mırıldanırdı ki Londra'dan Viyana'ya pek çok orkestranın vazgeçilmezleri arasına girmişti. Alberto atölyeye girdiğinde kemancı işe öyle gömülmüştü ki yeni bir müşterinin geldiğini fark etmedi bile. Alberto bir süre burnunun çamın eğimli yüzeyini zımparalamasını, bir sevgili gibi okşayışını seyretti. Adamın çalışırkenki konsantrasyonu, işine bütün vücuduyla eğilmesi dikkatinden kaçmamıştı. Sanki oduna kendi ruhundan üfleyerek onu canlandırmaya çalışıyordu. O anda Alberto'nun aklına bir fikir geldi. "Karşımda," diye düşündü. Zanaatına gönülden bağlı gerçek bir sanatçı duruyor. Bruno, mülayimliğiyle, çalışkanlığıyla ve kimseye borçlanmamasıyla meşhurdu. Sinagoga düzenli olarak gitmezdi. Doğru. Ama gittiğinde de büyüklere saygıyı eksik etmezdi. Adam müşteri geldiğinden habersiz önündeki narin çam tabakasını işlerken Alberto da atölyeyi sessizce incelemeye koyuldu. Bir tarafta köprüleri ve telleri takılmış, çalınmayı bekleyen, saplarından asılmış kemanlar sıralanmıştı. Lekesiz cam tezgahın altına reçine kutuları, yedek köprüler ve tel paketleri düzgünce dizilmişti. İş aletlerinin olduğu kısmın arka duvarına kesilip birer enstrüman haline getirilmeyi bekleyen işlenmiş çamlar ve akça ağaçlar asılıydı. Alberto nereye baksa düzen ve disiplin görüyordu. Burası tembelliğe göz yummayan, aletlerine değer veren ve hayatın önemli ayrıntılarına özen gösteren bir adamın atölyesiydi. Bruno henüz 40'ına bile gelmemişti ama tepesi şimdiden açılmaya başlamıştı. Orta boylu, yakışıklı denemeyecek bir adamdı. Ama çok önemli bir özelliği vardı. Evli değildi. Belki de bu yollarını kesiştirecek bir özellikti. Alberto'nun 35 yaşındaki kız Eloisa da evlenmemişti. Ne güzel ne de çirkindi kız. Görünürde herhangi bir talibi de yoktu. Bir an önce bir şey yapılmazsa kız kurusu olarak ölmeye doğru gidiyordu. Çalışkan burnuna üstüne atılacak evlilik ağından habersiz tezgahının başında önündeki ahşapla ilgileniyordu. Alberto ise torun istiyordu. Bunun için de bir damada ihtiyacı vardı. O damat pekala Bruno olabilirdi. Alberto 8 ay sonraki düğüne Bruno'nun onun için tamir ettiği kıymetli Cremona kemanını da getirip davetlilere yıllar önce dedesinden öğrendiği neşeli ezgiler çaldı. Eloisa ile Bruno'dan olma 3 torununa yıllar sonra çalacağı ezgilerin aynısını. En büyük torunu Marco dünyaya çığlıklar atarak, tekmeleyip debelenerek geldi. Ondan 3 yıl sonra doğan Lorenzo sürekli etrafını dinlemekten, her sese, her kuş cıvıltısına, Alberto'nun çaldığı her şarkıya kafasını çevirmekten ağlamaya neredeyse hiç fırsat bulamadı. 10 yıl sonra ise Eloisa 49 yaşındayken ve başka çocuk doğuramayacağına kesin gözüyle bakılırken mucize kız Pia dünyaya geldi. Alberto böylece torun hasretini fazlasıyla gidermiş oluyordu. Sıradan görünümlü anne babalarına kıyasla beklenmedik derecede güzel iki oğlan ve bir kız. Ancak bu üç çocuktan bir tek Lorenzo'da müzik yeteneği vardı. Çocuk henüz 2 yaşındayken bile bir melodiyi ikinci dinleyişinde ezberden söyleyebiliyordu. Bütün melodiler bir plan üstündeki çizikler gibi hafızasına kazınıyordu. 5 yaşına geldiğinde aynı melodileri babasının Calle della Chiesa'daki atölyesinde onun için özel olarak yaptığı küçük kemanıyla çalmaya başlamıştı. 8 yaşındayken ne zaman odasında keman çalsa Calle del Forno'daki evlerinin önünden geçenler durup pencereden yayılan müziğe kulak vermeden edemezlerdi. Bu kusursuz notaların bir çocuğun elinden, bir çocuğun kemanından çıktığını çok azı tahmin edebilirdi. Lorenzo ile dedesi çoğu zaman düet yaparlar, o pencereden çıkan ezgiler ta Ghetto Vecchio'dan duyanları bile oraya çekerdi. Aralarında bu saf, bu tatlı notaları dinlerken gözyaşlarını tutamayanlar bile olurdu. Lorenzo 10 yaşına gelip de Pagani'nin Capriccio 24'ünü çalabilmeye başladığında Alberto vaktin geldiğini anladı. Böyle zorlu müzikleri icra etmek için buna uygun bir enstrüman gerektiğini bilen Alberto nihayet sevgili kremanasını oğlanın eline verdi. "Ama bu senin kemanın dede," dedi Lorenzo. "Artık senin. Ağabeyin Marco'nun müze ilgisi yok. Onun için varsa yoksa siyaset. Pia ise hayatını o masallardaki prensi bekleyerek geçirmeye kararlı gibi. Ama sende yetenek var. Bu aile yadigarına nasıl şarkılar söyleteceğini biliyorsun. Durup başıyla kemanı işaret et. Hadi evlat, çal da dinleyelim." Lorenzo kemanı kaldırıp omzuna yerleştirdi. Bir an öylece ahşabın etine kaynamasını bekliyormuş gibi durdu. Bu enstrüman 8 nesil görmüş. Abanoz ağacından çeneliğine dedesinin dedesi yüzünü dayamıştı.
Şimdiye kadar çalınan bütün melodiler bu ahşabın hafızasına kazınmış, artık bunlara Lorenzo'nun da bir şeyler eklemesinin zamanı gelmişti. Genç adam elindeki yayla telleri okşadığında üstü cilalı çam ve akça ağaç kutudan fırlayan notalar Alberto'nun tüylerini diken diken etti. Lorenzo'nun ilk çaldığı parça 4 yaşındayken öğrendiği eski bir çingene şarkısıydı. Şimdi de bunu notaların kemandan nasıl çıktığını tek tek duymak için yavaşça çalıyordu. O bitince canlı bir Mozart sonatına geçti. Sonra Beethoven'dan bir rondo, son olarak da Paganini ile bitirdi. Alberto pencereden dışarı baktığında insanların aşağıda kafalarını bu muhteşem sese çevirmiş dinlemekte olduklarını gördü. Lorenzo nihayet yayı indirdiğinde aşağıdaki beklenmedik kalabalıktan bir alkış koptu. "Evet," diye mırıldandı Alberto, torununun performansından büyülenmiş bir halde. "Evet, bu kız senin kısmetinmiş." "Kız mı?" "Tabii ki, adı bile var. La Diadora, büyücü." Dedem bu ismi onu dize getirmek için çabalarken vermiş. Her mezürde çıkartmaya çalıştığı her notada ona kafa tuttuğunu söylerdi. Onu çalmayı hiçbir zaman tam beceremedi ve bunun için onu suçluyordu. Sahip olmak kimin kaderinde varsa ancak ona boyun eğerlerdi. Bana verdiğinde ve ondan çıkardığım sesleri duyduğunda senin kısmetinmiş demişti. Tıpkı benim şimdi sana söylediğim gibi. Alberto durup bir elini Lorenzo'nun omzuna koydu. Artık oğluna ya da torununa devredene kadar senindir. Hatta belki bir kızın olur. Ona verirsin. Gülümsedi. Bu kıza gözün gibi bak Lorenzo. O senden sonra da yaşayacak.